Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber geçen günlerde kutusundan çıkardığımız bir oyuncu kulaklığıyla beraberiz. Rampage'in Hydra RMXG6 mikrofonlu kablolu oyuncu kulaklığıyla sizlerle beraberiz. Lafı fazla uzatmayalım. Tasarımı siz de görüyorsunuz. Hemen anlatmaya başlayalım. Çıkardığımızda ben çok beğenmiştim. Şimdi size detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Siyah ve kırmızı renk olarak tasarlanmış bu kulaklık. Şu yukarıdaki dikiş detayları bence oldukça güzel görünüyor. Üst tarafta ise bir Rampage yazısını görüyoruz. Kulak pedleri de oldukça geniş. Yani kulağınıza taktığınızda tam olarak kulağınızı kaplayabiliyor ve dışarıdaki sesler artık birazcık daha yalıtılmış oluyor. Çok daha az duyuyorsunuz. Hemen burada sert bir yapıda da bir kulak pedlerini tutan, oynatan yeri görüyorsunuz. Kulak pedleri deri yapıya benzer bir şekilde, çok yumuşak bir şekilde tasarlanmış. Üst taraftaki pedler ise yine aynı şekilde. Yani kafanıza geçirdiğiniz anda uzun saatlerce bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Öyle de bir rahatlık sunuyor sizlere. Zaten duruşu da siz de görüyorsunuz oldukça güzel. Aynı zamanda burada takıp çıkarılabilir bir de mikrofon geliyor. Hemen böyle altta takabiliyorsunuz. Oyun oynadığınızda kendi rahatlığınıza göre nasıl hissediyorsanız bunu isterseniz takarsınız, isterseniz çıkartırsınız. Mikrofon da oldukça kaliteli. Oyunlarda denedim ve sesimin karşı tarafa çok iyi bir şekilde iletildiğini ben de oyuncu arkadaşlarımdan duydum. Şu anda mikrofon testindeyiz. Konuşuyorum. Sesim nasıl geliyor? Sizler de aslında mikrofondan duymuş oluyorsunuz. Buradaki ses dalgalanmaları çok hoşuma giriyor. Bağırasım geliyor falan böyle. Hatta bir bağırayım. Ah! Evet. Bence güzel. Ben beğendim. Şimdi bunu dinlemek istiyorum. Oyunlarda denemiştim. Güzel demişlerdi. Bakalım burada ses deneyimim nasıl gelmiş? 2 metreye yakın böyle koskocaman bir kablomuz var. Bu kabloda oyun sırasında eğer bilgisayarınız önünüzde ve arkanızdan bir şey almanız gerekiyor, kafanızdan çıkarmadan hemen arkanıza dönüp gayet rahat bir şekilde suyunuzu alırsınız ya da yiyeceğinizi, artık size kalmış. O yüzden uzunluk konusunda büyük bir rahatlık sağlıyor bize. Bu kablonun ortasında da tam böyle bir kontrol tuşumuz var. Peki bu kontrol tuşunda neler var? Sesimizi açıp kapatabileceğimiz bir kontrol tuşu. Aynı zamanda daha demin bahsetmedim ama yeri gelmişken bahsedeyim. Yan tarafta rainbow bir aydınlatmamız bulunuyor. Bu aydınlatmayı kontrol edebileceğiniz açılıp kapanan bir tuşumuz bulunuyor. Diğer yan tarafındaysa mikrofonunuzu açıp kapatabileceğiniz bir tuş bizlere gelmiş. Bence oldukça güzel, kullanışlı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Aydınlatmadan kısaca bahsetmek istiyorum. USB girişinizi bilgisayara bağladığınız zaman eğer buradan da kontrol tuşundan açıksa renkler neredeyse 5 tane renk yanlış hatırlamıyorsam sürekli değişiyor. Bence bu da oldukça şık görünüyor. Bir oyuncu kulaklığında bazen bunu arıyoruz. Bence ne bileyim renkli olsun istiyoruz. Orayı belki de kullanmıyoruz ama hoşumuza da gitmiyor değil. O yüzden bence buradaki aydınlatmalar çok güzel bir şey. Hatta deneyelim. Ben kafama takayım ama büyük ihtimalle detaylarda göreceksiniz. Evet, şu an kafama taktım. Büyük ihtimalle detaylarda görüyorsunuz zaten. Buradaki renkler değişiyor. Bence hoş görünüyor ya. Karanlık ortamda bunu takıyorsanız çok daha güzel duracaktır diye düşünüyorum. Şimdi ise cihazın kısaca bir teknik özelliklerine bakalım. Teknik özellikler tablosu gelsin. Bu kulaklığımızın arka ışığında rainbow aydınlatma, hoparlör ölçüsünde 50 mm'ye, frekans alanında 20 kHz'i, hassaslıkta 108 desibele kadar çıkabiliyor. Mikrofon hassaslığındaysa -2 desibeli görüyor. Mikrofon tipi takılıp çıkarılabiliyor. Bağlantılarda USB'yi kullanıyoruz. Kablo uzunluğumuzsa bahsettiğim gibi 2 metre. Teknik özellikleri siz de görmüş oldunuz. Teknik özelliklerin dışında size daha demin bahsetmiştim. Buradaki deriye yakın bir kulak pedlerinin olması, aynı zamanda bunun büyük bir şekilde olması, kulağınıza taktığınız zaman dışarıdan
ses yalıtımını hissedebiliyorsunuz büyük bir ölçüde. Yani oyun oynarken ya da farklı dizi, film izlerken bu kulak pedleri gerçekten dışarıdaki sesleri büyük bir ölçüde azaltıyor. Tabii ki kulak yapınıza bağlı ama benim kulağıma tam bir şekilde oturduğunu söyleyebilirim. Bu kulak pedlerinin kulağınıza göre, kafanıza göre ayarlanmasında yine burada yan taraftaki o demir alandan gerçekleştirebiliyorsunuz gayet güzel bir şekilde. Böyle en yukarı hangisi oluyor? Bu oluyor. Yani benim biraz böyle geliyor ama benim kafama tam oturuyor. En küçüğe geldiğinde sizin de eminim kafanıza ayarlı bulabilirsiniz bir ayarını. Bence güzel. Bu kulaklıkla oyunlarınızı oynarken stereo ses efektini yakalayabilirsiniz. Yani düşman sağınızdan mı geliyor, solunuzdan mı geliyor, hatta önünüzden mi geliyor? Bunu çok rahat bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Zaten yazılımda destekli bir kulaklık. O yüzden oyunlarınızda gerçekten zevkli bir şekilde oynayıp mutlu bir şekilde oyunlarınızdan ayrılabilirsiniz. Bu kulaklık sayesinde zaten öncesinde de bahsettiğim gibi uzun saatler oynadığınızda kafanızda da bir ağrı yapmıyor. Rampage'in kulaklıklarını ya da diğer ürünlerini çokça incelemiştik ve hepsi de gerçekten bizi tatmin edebilecek seviyedeydi. Bu kulaklık da gerçekten hem fiyatıyla, birazdan geleceğim, bizi oldukça tatmin etti. Ben çok beğendim. Hele kırmızı, ne bileyim ya, hoş duruyor bence. Fiyatına da gelecek olursak 600-620, bazı sitelerde 650'ye kadar da çıkabiliyor. Değer mi? Bence kesinlikle değebilecek bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Kısaca toparlamam gerekirse yandaki rainbow aydınlatmalar, kontrol tuşlarının olması ve mikrofonuyla beraber gelmesi beni cezbetti diyebilirim. Özellikle de kırmızı rengi. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. 600 lira bu kulaklık için değer mi? Bana kalırsa değer. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Kendinize iyi bakın. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın.